Pazar Web TV'den merhabalar değerli dostlar. Evet, bugün pazardayız. Evet, hemen sosyal testlerin yanında açılacak olan, evet, girişimci kadın kooperatifi adına açılacak olan tesisin yanındayız. Evet, gördüğünüz gibi misafirler geliyorlar. Evet, Pazar Belediyesi ve aynı zamanda Pazar Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla, yardımlarıyla oluşturulan şu an girişimci kadınlar kooperatifi adına yaptırılan satış reyonundayız. Şu anda Sayın Kaymakamımız gelmiş durumda. Evet, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız. Herkesi bir tarafa alacağız başkanım. Makas kestikten sonra içeri girilecek. Evet, Sayın Kaymakamımız burada. Yine Belediye Başkanımız burada. Yine toplum kuruluşlarından Ticaret Odası Başkanı. Evet, kanuncular. Şöyle yapalım hemen. Evet, Derneği Başkanı, Şoförler Derneği Başkanı, Pazar Belediye Başkanı. Hepinizi böyle alalım. Evet. Ön tarafa alalım. Belediye Meclis üyeleri şu an açılış için buradalar. Dediğimiz gibi Pazar Belediyesi ve Pazar Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle girişimci kadınlara böyle bir reyonun açılmasında katkıda bulundular. Evet, Sayın Kaymakamımız da yerini aldı. Kızlar nerede? Evet, yavaş yavaş konuklar da geliyor. Dediğimiz gibi hemen Pazar Sosyal Tesislerinin yanında evet, girişimci kadınlar için bir reyon açılışı var. Burada girişimci kadınlar tarafından yapılan ürünler burada hediyelik olarak satışa sunulacak. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yerlerini almaya başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı, Meclis Üyesi, Şoförler Derneği Başkanı, yine meclis üyeleri, Ticaret Odası Başkanı, evet, şu anda yerlerini aldılar. Birkaç misafirimiz de geldiğini söylediler. Evet, pazar için güzel şeyler. Girişimci kadınlarımız gerçekten halk eğitim merkezi tarafından hazırladıkları gerçekten çok güzel ürünler var. Pazarlanması için belediye başkanı ve ticaret odası bunlara katkı sağlayarak onlara güzel bir reyon buldular. Şu anda girişimci kadınlar kooperatifi adına reyonun açılışındayız. Evet, şu an itibariyle kaymakamımız da yerini aldı ve milletvekilimiz tanıtabilmiş. Şu an bekliyoruz. Arabayla şu şeye kadar gelebiliyor musun? Tamam. Soğuk su binlerim. Bu yönde gönderdim. Direkt bana beni görsün. Ben bekliyorum. Tamam.
Telefonda da zıplaya var. Biraz sonra açılış başlayacak. Şu an itibariyle milletvekilimiz geleceği haberini aldık galiba. Onun için milletvekili bekleniyor. Kaymakamımız, sivil toplum örgütlerinin başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı, yine AK Parti ilçe başkanı gördüğüm kadarıyla bunlara bakıyorum. Yine meclis üyeleri evet, buradalar. Ben arkadaşlarla görüşüyorum. Bir kez daha yerin Azar Belediyesi ve aynı zamanda evet, Ticaret Odası, Pazar Ticaret Odası'nın katkılarıyla Yeşimci Kadınlar Kooperatifi'nin evet, bugün burada satışlayalım, açılışını yapacak. Hemen sosyal tesislerinin yanında evet, kadınların el emeği göz nuru olan malları evet, burada hediyelik eşyasında olarak satışa sunacaklar. Hakan Gültekin Bey de burada evet, Dokap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, o da geldi tabii ki. Kaymakamımız burada, bazı idari evet, müdürler burada. Evet, hemen pazar sosyal tesislerinin hemen yanında özellikle karayolu üzerinde satışta arzu edenlere çok güzel ürünler, el emeği göz nuru ürünler var. Bu ürünleri araçta gidenler, evet, araçlarını çekebilecek uygun park da yapıldı. Araçlarını çekilecek park yeri de var. Araçlarını çekerek buradan gerekli yöresel evet, el emeği göz nuru olan eşyaları alabilecekler. Şimdi kim böyle ne yazdı? Daha sonra da açılış başlayacak. Gördüğünüz gibi yani kalabalık tabi, çoğu da kadınlardan oluşuyor. Kadınlar girişim kooperatifi olduğu için
Bir dakika kalır saygı duruşu İstiklal Marşı'na bir de gördüğünüz gibi evet, kadınlar tarafından yapılan el emeği, göz nuru, gördüğünüz gibi elbiseler tamamı kadınlar bize emeğinden yapılmış. Daha içeriye henüz girmedik. Şu anda dışarıda reyondakilerini gösteriyoruz. Açılış yapılmak için içeriye henüz girmedik ama gördüğünüz gibi evet, bize rezervden yapılan elbiseler, bebekler, özellikle çok meşhur olmuşun çorapları, rengarenk, meleni gerçekten çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Evet, arabalarıyla gelip buradan hediyelik eşyaları alabilecekler. Buradan söyleyelim. Şu itibariyle yer açalım diyorsun. Hatırlamasın orada ayrıca. Biraz içeri doğru balkon, balkona doğru geçelim. Şöyle bakalım kimler var. Evet, bu tarafta yani doğru şöyle bakıyorum. Evet, manzarası da çok harika. Yani, tamamen deniz. Evet, kadınlarımız burada, kadın girişimciler burada. Ve şu an itibariyle gördüğünüz gibi kaymakamımız, evet, ilçe kamu yönetiminde bulunan müdürler, gördüğünüz gibi şu anda Hakan Gültekin Bey, Lokap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, eski kardeşim belediye başkanlığı atmış. Sahip çıkmak önemli. Yere bir daha sahip çıkarsa işten hızlı yürüyoruz. Yoksa... Evet, manzarası çok güzel. Tabii ki ilerleyen günlerde, aylarda, geçeceğiz herhalde. Tamam, o zaman ben daha güzel bir mükemmel sağlanabilir. Evet, şu an itibariyle gördüğünüz gibi kaymakamımız burada. Ziraat Odası Başkanımız burada. Evet, Halk Eğitim Müdürümüz, kanuncular, devlet başkanları burada. Az sonra da iletişimi biz bekliyoruz. Kamuklarını konuşturan bazı müdürlerin yerlerini almış durumda. Biz de yine şöyle yerimize doğru geçelim. Şöyle misaj edelim. Evet, yöresel kadınların emekleri gördüğünüz gibi tamamen emeği göz nuru. El emeği göz nuru, gördüğünüz gibi kadınların emekleri burada satışa sunulacak. Hemen yol kenarında arabalarınızı çekip buradan yararlanabilirsiniz. Evet, az sonra da herhalde milletvekilimiz de gelecek, onu bekliyorlar. Evet, sayın milletvekilimiz Asin Ocaklı önleri olmuş. Milletvekili, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı. Evet, şu an geldiler. Geldi mi? Başkanımız burada. Türkan Elçi. Evet, Sayın Milletvekili. Sayın Milletvekili de geldi. Evet.
Bunu siz yapanlar. İstanbul Milletvekili. İstanbul Milletvekili. Evet. Hoş geldin diyorlar. Milletvekilimize. Evet, bize pazar. Hemen belediye tesislerinin yanında açılan kadın girişimciler operatifinin açılış reyonundayız. Biraz sonra açılış reyonu gerçekleşecek. Peki, kadınlarımızın emeklerinin karşılığını alması açısından, pazarımızın tanıtımı açısından da önemli, tamamen turistik olarak. Evet. En iyi gözlüğü yapılanlar biraz sonra içeriye girecekler. İşte içeride de hazır. Evet, şu an itibarıyla Sayın Kaymakam Bey. Sonra belediye başkanı, sonra Kaymakam Bey. Tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Biraz böyle geriye ama nasıl yapacağız? Yani şimdi mi konuşulacak? Böyle hızlıca konuşulacak ama biraz anası kaldı. Tamam böyle. Ama böyle mi beklensin mi yani? Nasıl duracağız başkanım? Kesin konuşmalardan sonra kesim olacağı için başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Sayın Vekilim, Sayın Kaymakamım, bütün misafirlerimiz, unutmak istemiyorum herkesi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pazar, kadın girişimi, üretimi işletme kooperatifimizi, hediyeli satış ürünü, reyonumuzun açılışını yapmak üzere burada kullanmış bulunuyoruz. Hepimiz onur verdiniz. Biz çok uzun zamandır bu mekanı bekliyorduk. Bunu belirtmek istiyorum. Bunun için öncelikle Sayın Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle minnettarız. Yıllar sonra bize bir çatı oluşturdu. Bize yönetimimizi yürüyün dedi. Bundan sonra bu bir ayak burası. Yürüme yerimiz, bir çatımız var artık. Bütün pazar halkı, kadınlarımızın ürünleri var içeride. %90'ı halk eğitim, usta öğretici, öğrencilerimiz ürünlerinde bunu belirlemek istiyorum. Burası pazardaki kadınlarımızın ürünlerinin satış merkezidir. Biz kooperatif mutlaka kazanç bazlıdır ama burada bizim %70'imiz ürünlük bazında ilerliyoruz. Neden? Çünkü bayanlarımızın ellerindeki ürünleri satmaları gerekiyordu. Yıllardır bunun için çaba gösteriyorduk. Ve bugün bunu gerçekleştiriyoruz başkanımızın sayesinde. Ve teşekkür edeceğim ticaret başkanına, başkanlığına teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Ziraatınız başkanına teşekkür ediyorum. Tarım müdürüne teşekkür ediyorum bu süreçlerde desteklerinden dolayı. Hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmaları da yapmak için. Önce belediye başkanımıza sonra mükemmelimize söz bırakacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, Pazar Belediye Başkanı'nın işini yapacağız. Saygıyla, sevgiyle, selamlarım. Ticaret Basın Bölümünde, Ticaret Basın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın döneminde
Sevim Paşa'nın Sevim Paşa'nın kanlı girişimciler olarak bir kooperatif kurulmuştuk. Üniversitenin arkadaşları da üniversitenin ziraatası başkanımız üniversitenin yasa da şöyle ya. Onunla beraber kooperatif. Ama bunların bizim kadınlarımızın yaptıkları ürünleri pazarlayacak bir yerleri yoktu Sayın Kaymakamım, Sayın Belice. Ve bunlara bir yer kalsın, bir yer kurmadık bir çatı altında şu anda kadınlarımız yok ama bunun yeterli olacağına inanmıyorum. Daha geniş bir şekilde en yakın zamanda bugün Sayın Kaymakamımızla beraber Gezi Havalimanı'nın hemen karşısında da bunlara daha önce de söz vermiştim, bunu gerçekleştirdim. Yine söz veriyorum milletin huzurunda, yine havalimanının karşısında bir yer daha tahsilleyeceğim size, bir yer daha yazacağım size. Ama her yıl en az 50 tane öğrenciye burs vereceğiz. İnşallah. Bir açık arzuluyoruz yani. Aman, en az. Bunun her gün arttıracaksın. Eğitim farkı yararla, eğitim farkına diyeceksin ki bir tane kuşun bedeli bulun. Bunu bağışlayacaksın ki eğitim farkını daha güçlendireceğiz. Bu konuda bilgi olsun. Tamam mı? Her ne kadar bunu yaptıysan senin her zaman belirleyeceğin haber olsun. Yani maliyetçimiz olacağız. Sayın Kankam'la beraber. Ben saygılar sunuyorum. Hepinize başarılar dilerim. İyi çalışmalar dilerim. Güçlü ve sağlam ailenin temelini aslında aynı zamanda kadınlardır. Kadınlarımızın daha iyi bir şekilde, daha sağlam bir şekilde aile için aktif olması adına bu tür kooperatif oluşumları her zaman destekleyeceğiz. İnşallah kooperatifimizin faaliyetleri daha da artar. Daha da çoğalır. Üye sayımızın da ben bakacağını umuyorum. Bir yıl, on bin, yüzlerce kişi kooperatifimize üye olsun ki kadınlarımızın güç birliği beraber güçlü toplum anlamında daha büyük adımlar atılsın inşallah. Burada bütün pazarlara ve kooperatifimize hayırlı olsun. Peki, ilçe kaymakamımız İmam konuşmasını da yaptı. Şimdi kesin ben duramıyorum. Lütfen ben buralıyım. Ben buralıyım. Evet. Evet, tutuluyor da bakar mısınız? Evet. Bence de sizden o yere. Açılışı. Buyurun. Şu an itibariyle teşekkür ediyorum. Kavakamız. Arkadaşlarım daha gelsin. Reyonlarına dursunlar. Tanıtım başladı. Başkanım sen biz için sırayla. Şimdi bu sepet öğrencilüğü kurslarımızın öğrencilerin, öğreticilerin eşliğinde yapılan ürünlerimiz oluyor. Halk eğitim merkezimizin tamamen. Şunlar. Üzerimizde perikodan yapılan hekim çantalarımız, erkek göbeğimiz. Evet, bunu kaynaştırma yaptık. Tasarım buluyor bu. Bu da aynı şekilde kaynaklar var. Bu da tasarım yapıyor. Bunlar da bebeklerimiz, örgü bebeklerimiz. Yine halk. Evet. Yine halk yakın öğretmen. Deri çantalarımız. Bölümümüzde de deri çantalarımız mevcut. Ve çorabımız var bizim. Tabii bu çorabımız arkadaşımız nerede? Yöresel ürünümüz. Yine bu alandaki hocamız nerede? Çağırdı mı? Çağırdı mı onu da? Bunların desenlerinin hep bir anlamı var kaymakamlar. Hocamız daha güzel biliyor. Bütün Fatma'sen hocamızı çağırır mısınız? Fatma hocam, desenlerin bir iki anlamını söylersen kaymakam beyimize. Kaymakam bunlar aslında Çamlı Hemşire'nin Kale Köyü'ne ait işlerdi. Tamamen oradaki insanlarımızın hepsini beraberinde geçmişler. Ve hepsinin özel bir ismi var. Mesela şu an
Minare derler. Benim topla bitti mi? Başlamadık. Şu darmadağın hani yapan herhalde bayağı aklına geçen şeyleri kendi şeyleri hayatı gayet güzel olmuş her şey. O şekilde. Biz bunları yaşatmaya çalıştık. Ben sadece kale yarısına ait düşünürler. Başka hiçbir yer. Daha dolacak değil mi? Bu sabah tabii oldu. Tabii tabii yani. Var zaten yani. Bunun 4 katına şu anda var. Bir de halk eğitim açıldığı zaman daha çok ürünlerimiz çoğalacak. Hani biz tıkıştıramadık çok da yani. Hoş durmuyor, güzel durmuyor. Dolayısıyla bunlar da bu ürünlerimizde bir iki konu. Dileyelik. Pazar kaymakamımız Hamza. Onca yıl pazar bize pazardayız. Kadın girişimciler kooperatiflerine açmak reyondayız. Reyonu açtık. Bunlar da yine çantalarımız sepet ürücülüğünden Amaşak fazla girmedik yani. Hep geri dönüşüm olarak yapılan ürünler. Kesinlikle. Bunlar da mısır koçanlar. Evet, yapılan kadınlar tarafından yapılan gördüğümüz ürünler kaymakamımıza tanıtılıyor. Teşekkür ettim başkanım. Güzel bir konuşmamız. Yersiniz. Ahmet Pazar'a gidelim. Reşet abi geldi. İtirazı bu oldu. Ben tebrik ediyorum. İş dünyasından gelince tabii iş dünyasından genelde bakacağız. Daha bakalım. Kaymakamdaki en Kaymakam Bey'e tanıtımımı bitireyim. Arkaya geç, kanalımız var, oraya geç. Arka tarafa. Senin yere geç. Arabistan'a ilk toplantısında Ankara'da başkanıma iş adamlar geldiği zaman Rize'deki aromanın daha yüksek olduğunu, oradan alışveriş yapacağını söylediler. İşte o zaman biz şey yaptık, istediler, başkanımız da bize hemen dışarıdaki başkanımız o zaman. Dedi ki hemen ilhamın işine girin, böyle böyle kooperatif olarak satışımızı yapın. Bu işe girdik, bütün kadınlarla ağaçlardan toplandı, edildi, kurutuldu, imece şeklinde. O şekilde biz bırakmak istemedik tabii bu alana. Yani hiç güneş vurmadan, unuttuk bu sene daha sağlıklı olarak, rüzgar asla güneş vurmadı. Çok güzel. İşini korumaya çalıştık. Yani hiçbir yerde geçmez, sevindireceğim. Bu da biz kendimiz ilk kez denedik bu sene. Kendimiz elde yaptık. Aslında bir kilomuz var yeşil. Eşim tüm arada markette bulamadı. Öyle mi? Tamam işte yani bizde başka bir yerde yok. Biz arkadaşlarla kendimiz yaptık. Bir iki arkadaşımız eğitime girişti. Onların şeyiyle deneyelim dedik.
2-3 kilo fazla çıkıyor kadar elimizde var zaten. İlk deneyimizde olduk. Bunu da koyduk. Öyle öyle tabii. Sıkmasalar kurutması, sunulanması elde biz kendimiz yani. Onlara açılan satış reyonundayız. Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Kadokat Başkanı, tabii ki sivil toplum örgütlerinin başkanları müdürleri, müdür yardımcıları ve halk şu an burada. Kaymakamımıza sunum yapılıyor. İşte hepsi burada. Bu da yine arkadaşımızın yaptığı yeşil çaydır bu da. Şöyle bu bir görebilir miyiz? Size bir gösterebilir misiniz kaymakamla beraber? Tamam. Yani balınız ve şeyinizle beraber. Şöyle yapalım. Dur. Kaymakamımıza beraber. İlham bu çayımıza doğru. Evet. Ha, bir zahmet. Şöyle evet, gördüğünüz gibi kaymakamımıza ve yöreğine. Evet. Kuzan. Evet. Evet. Sayın Kaymakamımız çok teşekkür ederiz. Evet, gördüğünüz gibi tanıtımlar devam ediyor. Yaşıyoruz bir yanımız bir çayda kalı. Şu tanıtım yapılıyor. Şimdi güzel bir yöresel ikramımız var. Evet. Şu an itibariyle kaymakamımıza gelenlerimize sunumlar yapıldı. Gördüğünüz gibi halk güzel bir şekilde ilgi gösterdi. İçeride misafirler dediğimiz gibi reyonları tek tek geziyorlar. Gördüğünüz gibi. Allah razı olsun. Hemen geldi. Makam Sayın kaymakamım, bir iki cümle alabilir miyiz? Pazartesi'nde web tv'den. İyi ki duygu düşüncenizi alabilir miyiz? Evet, açılışla ilgili olarak. Gayet güzel bir mekandayız. Hakikaten ciddi şekilde emek verin, ürünler gördük. Hediyelik eşyalar var. Çantası var, evde kullanım eşyaları var, burada da yenecek ürünler var. Hepsi ellerini kullana sağlık, takdir ediyoruz hepsini. Ürünlerin de ciddi şekilde iyi olduğunu ben kendim gördüm. Allah orada kesin diyeyim. Çok teşekkür ederiz. Başarınızı bekliyoruz. Ne hayırlı olursa. Evet, kaymakamımız. Evet, görüştüğüm abi. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz, burada halk kadınlarımızın yapmış olduğu ürünleri tek tek geziyor, dolaşıyor. Evet, gerçekten güzel bir şey. El emeği, göz nuru, hepsinin alın telleri var, gözleri, evet, ince oyalarla dediğimiz gibi. Gerçekten gözlerinin burada. Gayet gözlük takanlar bile olmuştur. İnce tabii ki dokunuyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir reyondayız. Evet, reyonlar artık hemen karayolu üzerinde arzu edenler, hediyelik eşya götürmek isteyenler
burada durabilir. Hemen pazar tesisleri yanında durabilirler. Ve burada durduktan sonra da gördüğünüz gibi bu malları, dediğimiz gibi bu malları alabilirler. Şu an itibariyle biraz dışarı çıkıyoruz. Evet, dışarıdaki konumları gördüğünüz gibi burada da gelenlerimize aynı zamanda ikramlar da yapılıyor. Daha nasılsınız? Çocuklar yöresel melekler. Gelen konuklara ikram ediliyor. Çok güzel de bir manzarası var. Şu an gördüğünüz gibi halk açılışa geldi, açılışa katıldı. Evet, sizler de buradan söylediğiniz gibi elemeye, gözleme ve sesini görsel eşyalardan elemeye, gönlüne yağlanmak istiyorsanız, hediye olarak götürmek istiyorsanız buraya uğrayabilirsiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şu an itibariyle şöyle dışarıdan da bir görüntü alalım. Gördüğünüz gibi hayırlı olsun diyoruz. Hadi bir teslim edelim. Kim istedi? Hani şey? Kimi bekliyor? Evet, buradan yapmış olduğumuz canlı yayın burada sona eriyor. Ayrıntıları gündempazar.net'ten takip edebilirsiniz. Resimler, videolar, röportajlar gündempazar.net'te. Hoşçakalın.